Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına karşın aynı anlamı taşıyan sözcükler eş anlamlı sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılabilir. Bu açıklamaya göre metinde geçen sözcük çiftlerinden hangileri eş anlamlıdır demiş. Metne okuyalım. Yaklaşık 65 milyon yıl önce dinozorlar da dahil olmak üzere hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlasının soyu tükendi. Bilim insanları türlerin böylece top, böyle topluca yok olmasının ancak iklim değişikliğiyle mümkün olabileceğini ileri sürüyorlar. Öte yandan bazı bilim insanları da güneş ışığını uzun süre engelleyecek büyüklükte bir volkanik patlamanın birçok canlı türünün neslinin tükenmesine yol açabileceğini iddia ediyor. Yeryüzüne güneş ışığı ulaşamadığında yeşil bitkilerin kısa zamanda yok olduğu ve bu bitkileri yiyerek beslenen birçok hayvanın da böylece aç kalarak öldüğü düşünülüyor. Bakalım hangileri birbirlerinin eş anlamlarıdır? A'da dahil ve mümkün demiş. Hayır eş anlamlı değil. B'de soy ve nesil demiş. Evet arkadaşlar. Soy ve nesil sözcükleri farklı yazılmasına rağmen aynı şeyi ifade ederler. Bu yüzden eş anlamlıdırlar. Birbirlerinin yerine kullanılabilirler. C'de ölmek ve tükenmek demiş. Tamamen eş anlamlıdır diyemem. Dolayısıyla elerim. D'de engellemek, ulaşmak demiş. Eş anlamlı değil. Bunu da eledim. Sadece B şıkkında verilen soy ve nesil sözcükleri birbirlerinin eş anlamlılarıdır. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkıdır. Bu metinle ilgili 1. kısa sözcüğünün zıt anlamlısına yer verilmiştir. 2. eş sesli sözcükler kullanılmıştır. 3. tok sözcüğünün eş anlamlısına yer verilmiştir. 4. zıt anlamlı sözcükler aynı cümle içinde kullanılmıştır. Metni okuyalım. Yargılarından hangileri doğrudur diye sordu bize. Yaklaşık 65 milyon yıl önce dinozorlar da dahil olmak üzere hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlasının soyu tükendi. Bilim insanları türlerin böylece to böyle topluca yok olmasının ancak iklim değişikliğiyle mümkün olabileceğini ileri sürüyorlar. Öte yandan bazı bilim insanları da güneş ışığını uzun süre engelleyecek büyüklükte bir volkanik patlamanın birçok canlı türünün neslinin tükenmesine yol açabileceğini iddia ediyor. Burada arkadaşlar uzun sözcüğünü görüyorum. Birinci yargıda verilen kısa sözcüğünün zıt anlamlısıdır. Dolayısıyla 1'e ulaşabilirim. Cevapların arasında 1 mutlaka olacak. Yeryüzüne güneş ışığı ulaşmadığında yeşil bitkilerin kısa zamanda yok olduğu ve bu bitkileri yiyerek beslenen birçok hayvanın da böylece aç kalarak öldüğü düşünülüyor. Bakın aç sözcüğü eş sesli bir sözcüktür arkadaşlar. Dolayısıyla İkinci yargıdaki eş sesli sözcükler kullanılmıştır ifadesine de ulaşabilirim. 2'ye de ulaştım. Üçe baktığımda tok sözcüğünün eş anlamısına yer verilmiştir diyor. Hayır, zıt anlamısına yer verilmiştir. Eş e, burada aç sözcüğünü vermiş. Bunun zıt anlamlısı tok bu metne göre. Bunu da eledim. 3 olanları eleyebilirim de bakalım. Zıt anlamlı sözcükler aynı cümle içinde kullanılmıştır diyor. Hayır. Metnin hiçbir yerinde zıt anlamlı sözcükler aynı cümle içinde kullanılmamış. Dördü de eledim. Cevabımız 1 ve 2. Bu da Adana'da verilmiş. Yani cevap Adana. Yazılışları ve okunuşları farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü halde birbirinin yerini tamamen tutmayan sözcükler yakın anlamlı sözcüklerdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uyan sözcükler bir arada kullanılmıştır? Bakalım. A. Mecbur olmadıkça insanlarla konuşmayan, ürkek, çekingen bir adamdı. Burada arkadaşlar ürkek ve çekingen e, kelimeleri aslında anlamdaş gibi gözüküyor fakat anlamdaş değiller. Ürkek derken biraz daha korkak kelimesi anımsatılıyor fakat çekingen derken de girişken olmayan anlamında kullanılan bir kelime söz konusu. Birbirlerinin yerine kullanılmıyorlar, kullanılamıyorlar fakat yakın anlamlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı gibi görünüyor. B'ye bakalım. Köpüren dalgalar limandaki dev kayaları dövüyordu. Burada herhangi bir yakın anlamlık söz konusu değil. Eledim. C. Onu yeterince tanıdığını sanıyordu. Burada da herhangi bir yakın anlamlı karşıma çıkmıyor. D. Yemek yaparken usulca bir türkü tuttururdu diyor. Burada da yakın anlamlı sözcük göremedim. Dolayısıyla cevabımız Adana. Yazılışları ve okunuşları aynı olsa da anlamları farklı olan sözcükler eş sesli sözcüklerdir. Ben sözcüğü de eş sesli sözcüklerden biridir. Ve bu metinde teklik birinci kişiyi gösteren söz anlamında kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu sözcüğün eş seslisine yer verilmiştir? Yani ben yaptım derken mesela kullanılan benden bahsediliyor. Teknik birinci kişiyi gösteren söz anlamında. Metinde şöyle gösterebilirim. Fakat ben bu bakkalın çırağı olarak derken kullanılan beni ifade ediyor. Bunun eş seslisi hangi şıkta var? Bunu bulacağız. A. Ben küçüklüğümden beri ünlü bir yazar olmanın hayalini kurarım. Burada aynı anlamda kullanılmış. Eş sesi değil. Eledim. B siparişlerimizin hala neden gelmediğini ben de bilmiyorum. Yine burada birinci teknik kişi anlamında kullanılmış. Eledim. C. Yüzündeki ben sayesinde onu kolayca tanıdım. Burada arkadaşlar yüzündeki ben derken bakın birinci teknik kişiyle yazılışı aynı fakat ifade ettiği anlam farklı. Yüzümüzde çıkan kahverengi siyah noktalara da ben diyoruz biz. Bir cilt rahatsızlığı gibi düşünelim verdiği anlam farklı. Yani birinci teklik anlamı vermiyor. O zaman burada eş seslisi olarak kullanılmıştır. Yukarıda kullanılan ben ifadesinin cevabımız C. D'ye bakalım. Böyle davranmaya devam edersen sana ben bile yardım edemem. Burada yine birinci teklik kişiyi ifade edecek söz olarak kullanılmış. Eledim. Yani C şıkkında ben sözünün eş seslisine yer verilmiştir. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki şekilde numaralanmış bölümlere çevresindeki sözcüklerin çağrıştırdığı en uygun kavram yazılmak istenmektedir. Üçgen ifade edilerek gösterilmiş arkadaşlar. Buna göre numaralanmış yerlere getirilecek kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım birinci üçgene bakalım. Nem, bulut, hava demiş. Buraya ne getirebilirim arkadaşlar? Yağmur sözcüğünü getirebilirim. Hepsiyle alakalı aynı kavram alanına giriyor. 2'ye baktığımda bal, kovan ve çalışmak sözcüklerini görüyorum. E ikinci boşluğa da o zaman bunlarla alakalı olarak arı kelimesini getirebilirim. 3'e baktım. Tenis, koşu ve yüzmeyi görüyorum. E bunlarla alakalı olarak da spor kelimesini getirebilirim. 1 de yağmur, 2 de arı, 3 de spor olacak. Bu hangi şıkta verilmiş? C şıkkında verilmiş. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Türkçede sözcükler farklı anlamlara sahiptir. Ancak bazı sözcüklerin kullanım amacı ortaktır. Böyle sözcüklere aynı kavram alanına giren sözcükler denir. Örneğin otobüs, kamyon, taksi sözcükleri aynı kavram alanına girer. Bunların ortak özelliği kara taşıtları olmasıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde aynı kavram alanına giren sözcükler birlikte kullanılmıştır? Bakalım. A) Dünkü fırtınada ağaçlar köklerinden sökülmüş, ortalık karışmış. Burada aynı kavram alanına giren sözcükleri göremedim. Eledim. B. Ondan iyi bir haber alana kadar burada bekleyeceğim. Hiçbir yere gitmem. Burada da aynı kavram alanına giren bir sözcük göremedim. Eledim. C. Kitaplığında her türlü kitap var. Şiir, hikaye, roman. Şimdi arkadaşlar şiir, hikaye, roman sözcükleri ve bununla birlikte kitap sözcüğü aynı kavram alanına giren sözcüklerdir. Aynı alanla alakalı sözcükleri ifade eder. Dolayısıyla cevap C gibi görünüyor. D'ye de bakalım. Ay ışığının aydınlattığı patikadan kol kola yürüdük saatlerce. Burada arkadaşlar aynı kavram alanına giren sözcükleri göremedim. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Bu metinle ilgili bir yakın sözcüğünün anlam dışına yani eş anlamlı demek yer verilmiştir. 2. Toplamak sözcüğü satın almak anlamında kullanılmıştır. 3. En sözcüğü eş sesidir. 4. Veri sözcüğü bu metinde gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları anlamında kullanılmıştır. Yargılarından hangileri doğrudur dedi. Bakalım metni okuyalım. İklim değişikliği çağımızın en önemli sorunlarından biri. Araştırmacılar da bunun farkında. Örneğin ABD'deki iki üniversite işbirliği yaparak Kuzey Kutup bölgesindeki denizleri incelemek üzere bir robot geliştirmişler. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen bu robot buzulların arasında ve altında veri toplamak için kullanılacak demiş. Burada veri sözcüğünü gördüm. Dördüncü yargıda ne diyordu? Veri sözcüğü metinde gözlem ve deneye dayalı araştırmaların sonuçları anlamında kullanılmıştır. Evet veri toplamak derken bunu kastediyor. Demek ki dört cevapların arasında olacak. Devam edelim. Araç üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü kamera ile kaydettiği görüntüleri anında araştırmacılara ulaştıracak. Araştırmacılar toplanan verileri ve kaydedilen görüntüleri inceleyerek iklim değişikliğinin ekosistemi nasıl etkilediğini anlamaya çalışacaklar diyor. Bakalım arkadaşlar. Metnin başında en önemli sorun derken en sözcüğünü görüyorum. Üçüncü yargıda da en sözcüğü eş demişti. Evet ee, en önemli derken burada birincilik anlamında kullanılan bir en Sözcüyle sözcüğüyle karşılaşıyorum. Fakat bir de eni ve boyu derken bir nesnenin genişliği anlamında kullanılan en vardır. Yazılışları aynıdır, anlamları farklıdır. Yani eş seslidirler arkadaşlar. O zaman 3'e ve 4'e artı koyuyorum. 3'ü de yazdım 4'ün yanına. 2'ye baktım. Toplamak sözcüğü satın almak anlamında kullanılmıştır. Hayır, veri toplayacak diyor burada. Satın almak anlamında kullanılmamış. Eledim. Bir yakın sözcüğünün anlamdaşına yer verilmiştir. Hayır yakın sözcüğünün anlamdaşına yer verilmemiş. Bunu da eledim. Dolayısıyla sadece üçüncü ve dördüncü yargılara ulaşabiliyorum. Bunlar da Denizli şıkkında mevcut arkadaşlar. Cevap D. Müzik